Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Sakarya Müftüm, kıymetli misafirler. Hepiniz Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sakarya İl Müftülüğü, Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği YEÇDER, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin birlikte düzenlemiş oldukları, bu yıl 7.'si düzenlenen Gençliğin Gelişim ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri konulu sempozyuma hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış ve protokol konuşmalarından evvel sözü ilk olarak sözlerin en güzeline bırakıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için yakınlarda fakültemiz bünyesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olan kıymetli öğrencimiz Haluk Karakoç'u kürsüye davet ediyorum.
Kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Sakarya İl Müftü, çok saygıdeğer tebliğciler, katılımcılar ve siz değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl 7.sini Sakarya ilinde yapma fırsatı bulduğumuz İl Görevlileri Sempozyumu, Yeçler, Sarıgazi Yunus Emre Camii, Sakarya İl Müftülüğü, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Önder İmam Hatipler Derneği'nin işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. İl Görevlileri Sempozyumu'yla bugüne kadar toplumun çok büyük kesimlerinde din görevlilerin ve camilerin problemleri, sorunları hakkında konuşmalar, çalışmalar yapılmış olup bununla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Sarıgazi Yunus Emre Camii hakkında kısaca sizleri bilgilendirmek isterim. İstanbul'un yeni kurulan ilçelerinden Sancaktepe ilçesinin bir mahallesinde bildiğimiz klasik manadaki bir cami olan Yunus Emre Camii bünyesinde yaz Kur'an kursu, etüt merkezi, anaokulu, spor salonu ve benzeri faaliyetlerde bulunan bir dernektir. Sarıgazi Yunus Emre Camii Derneği olarak bu sempozyumları düzenlemekteki gayemiz camilerin üzerindeki bu örtünün, bu ağırlığın kaldırılarak toplumun temel dinamiklerden birini olduğunu gösterebilmek ve bununla ilgili çalışmalar yapılabileceğini, camilerin etkin olması durumunda toplumumuza çok daha büyük katma değer sağlayacağını düşünmekte olduğumuz ve uygulamalarımızdan bunu gördüğümüz için bu çalışmalara önem vermekteyiz. Bugün şu an burada sizlerin karşısında konuşuyor olabilmemiz bile camilerin doğru işler yapabildiği zaman hangi konuma gelebileceğini göstermesi açısından manidardır. Allah'ın dininin gücünün göstergesi olan camilerin etkin kullanabilmesi
toplumun olmazsa olmaz dinamiklerindendir. Bugün sempozyumumuzun temel teması gençliğin problemleri karşısında din görevleri ve camilerin fonksiyonu. Bugün gençler bir şelale gibi çağlarken biz bunları bir kabın içine sığdırarak çözemeyeceğimiz hepimizin malumudur. Gençlerin yönlendirilmeye, takviyeye, desteğe ihtiyacı var. Peki biz camiler, din görevlileri olarak bunu ne kadar sağlayabiliyoruz? Bunu bugün inşallah burada katılımcılar, tebliğciler, değerli hocalarımız anlatacaklar, konuşacaklar. Sarıgazi Yunus Emre Camii olarak da yine gençlere yaptığımız çalışmaların haricinde ayrıca toplumun ciddi bir problemi olan uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili şu an uygulamakta olduğumuz bir proje var. Spor Bakanlığı destekli olan bu projeyle 4 tane ilçede ortaokul ve liselerde eğitimler, seminerler verilmekte bir farkındalık oluşturulmaktadır. Toplumun sıkıntılarının, problemlerinin gerisinde kaldığımız sürece, bunlara çözüm üretmediğimiz sürece bizim bu konudaki vebalimizin, sorumluluğumuzun büyük olacağı hepimizin malumudur. Konuşmanın başında söyleyecektik ama ayrıca hafta içi Perşembe günü Kur'an kursumuzda Kur'an eğitimi alan kursiyerlerimizin olduğu otobüs Çanakkale Şehitliği'ne giderken elin bir kaza geçirmiş olup bunun sonucunda 5 tane ablamız, kardeşimiz rahmetli olmuş. Bunun haricinde pek çok yaralı var ve 4 tanesi hala yoğun bakımda. Ölenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bununla ilgili dualarınızı inşallah bekliyoruz. Konuşmamı sonlandırırken öncelikle bugün burada toplanmamıza katkı sağladıkları için, bize ev sahipliği yaptıkları için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne, Sakarya İl Müftülüğümüze, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültemize, Önder İmam Hatipler Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine bu sempozyum oluşmasında emeği geçen Onur Kurulu, Bilim Kurulu, Düzenleme Kurulu ve çalışma arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. De Gençler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Yılmaz Beyefendi'ye bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu Beyefendi konuşmalarını yapacaktır. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Saygıdeğer protokol, çok değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, selamlar en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Mikrofon biraz aşağıda kalıyor, eğilmek zorundayız. Hocalarımız ilim sahibi, biz de ilmin önünde eğilmiş olalım, siz böyle kabul edin. Ben tabii programı organize eden, başta derneğimiz olmak üzere, Gençler Derneğimiz olmak üzere katkıda bulunan herkese, detayına girmeyeyim, arkadaşımız zikretti. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O elim kazayı biz de duyduk. Ben kıymetli hocalarımı, başkanımı aradım. Gazilerimizi Rabbim yaralılara acil şifalar versin. Çok kıymetli, değerli kardeşlerimiz güzel bir iş için seyahat ederlerken böyle elin bir kaza geçirdiler. Allah yar ve yardımcılar olsun. Ayrıca Sancaktepe'miz maalesef aynı gün bir de bir bombalama hadisesiyle karşılaştı. Allah'tan herhangi bir can kaybı olmadı. Belediye başkanımızla aramıştım. Allah yar ve yardımcılar olsun. Rabbim Sancaktepe'yi, Sakarya'yı, ülkemizi, İslam alemini belalardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah.
Değerli hocalarım, değerli kardeşlerim, önemli bir konuyu konuşuyoruz ve konuşacağız inşallah iki gün boyunca. Din görevlilerini konuşacağız. Bunun kavramsal çerçevesine girmek benim doğrusu haddim değil. Elbette her birimiz bir yönüyle bir din görevlisiyiz. Ama burada daha çok spesifik olarak direkt bu alanda daha yoğun bir şekilde, daha odaklanmış bir şekilde hizmet eden hocalarımızı kastediyoruz. Onların hayırlı hizmetlerini kastediyoruz. Onların bu hizmetleriyle gençlerin ilişkisini, gelişimini, özellikle bu yeni dönemde gençlerimizi anlamaya dönük, moda tabirle zamanın ruhuna da hitap edecek şekilde gençlerimizi anlamaya dönük inşallah çalışmaları beraber sunacağız, müzakere edeceğiz. Ben bunun inşallah hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Böyle hassas bir dönemde, İslam dünyasının sıkıntılı olduğu bir dönemde bizi tabiri caizse kurtaracak olan gençlerimizdir. Hani gençler bizim geleceğimizdir deriz. Gençler bizim geleceğimizse bizi kurtaracak olan da gençlerimizdir. Bizi kurtaracak olan bu nesle, gençlerimize hassasiyetle, incelikle bir imkan ve zemin sunmamız gerekiyor ki bunlar bizim geleceğimizi kurtarabilsinler. Gerçekten çok hassas davranmamız gerekiyor. Önder Derneği olarak bizim ismimiz, malumunuz Önder kelimesi, imam kelimesinin karşılığı olarak seçilmiş önceki başkanlarımız tarafından. Yani Önder derken biz aslında imam demek istiyoruz. Her birimizi de bir imam kabul ediyoruz. Her birimiz bir imamız, böyle görüyoruz. Çünkü her birimizin öncülük yapacak, önderlik yapacak imkanı ve zemini var. Hangi alanda olursak olalım, bürokrat olabiliriz, siyasetçi olabiliriz, iş adamı olabiliriz, esnaf olabiliriz, çoban olabiliriz, hiç fark etmez. Her birimizin imamlık yapacak, önderlik yapacak, öncülük yapacak imkanı ve zemini var. Zaten biz eğer bu gençlerimizle bir hakkın ilgilenmek istiyorsak, bu gençlerimizi geleceğe hazırlamak, geleceğe taşımak istiyorsak ve inşallah yeniden ayağa kalkacak olan İslam medeniyetini tesis edecek, inşa edecek bir nesli ortaya çıkartmak istiyorsak bu gençler olacak. Biz bunu bu gençlerle yapacağız. Doğrusu mazur görün ama bizim devrimizin biraz geçtiği kanaatindeyim. Ben 40'ı aştım. Salonumuzun yaş ortalaması muhtemelen 40'ın üzerindedir. Bizim yapabileceğimiz en iyi iş bu gençlere hizmet etmektir. Bu gençlerin önünü açmaktır. Onlara katkıda bulunmaktır. Onları anlayarak, inşallah tebliğlerde daha detaylı konuşuruz. Onları anlayarak, zamanı anlayarak bu gençlere hizmet etmektir. Ben bu yönüyle bu çalışmamızın inşallah hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Başta din görevlilerimiz olmak üzere hepimiz az önce anlattığım anlamda birer din görevlisi olarak kendimizi kabul ederek sivil toplum kuruluşu temsilcisi olabiliriz, başka bir görevde olabiliriz, iş adamı olabiliriz, hiç fark etmez. Kendimizi tırnak içinde din görevlisi kabul ederek, imam kabul ederek meseleye bakarsak Allah'ın izniyle önümüzdeki 20 yılı, 30 yılı, 50 yılı inşa edecek nesli hazırlamış oluruz. Rabbim bizi buna vesile kılsın. Rabbim bizi buna önder kılsın. Hani ayet-i kerimede geçtiği gibi Estağfirullah ve cealna lil muttakine imama. Ey Rabbim bizi muttakilere imam kıl, bizi muttakilere öncü kıl. Duamız budur. Ben bu sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah tebliğ kısmımızda biraz daha detaylı bir şekilde bu konuyla ilgili kanaatlerimi paylaşacağım. Hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun.
Önder Genel Başkanı Sayın Halit Behiroğlu Beyefendi'ye konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, salonumuzu Sakarya İli Valisi Sayın Hüseyin Avcıoğlu Beyefendi teşrif etmişlerdir. Kendilerine düzenleme komitesi adına hoş geldiniz diyorum. Şimdi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hacı Mehmet Günay Beyefendi konuşmalar için yapacaklardır. Buyurunuz hocam. Misafirlerimiz, bizim bu sempozyumumuzun paylaşını oluşturan çok değerli kurum ve kuruluşların yetkilileri, temsilcileri, fakültemizin Yejder, Sakarya İl Müftülüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Önden İmam Hatipler Derneği ile birlikte düzenlediği Gençliğin Gelişim ve Problemlere Karşısında Din Görevleri başlıklı 7. Din Görevlileri Sempozyumu'nun açılış programına hoş geldiniz. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sizleri bir ilmi toplantı vesilesiyle fakültemizde misafir etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Logolarda gördüğünüz üzere bu sempozyum birçok kurum ve kuruluşun ortak katkılarıyla oluştu, vücuda geldi. Her şeyden önce, daha önce farklı kurumların ev sahipliğinde altıncısının gerçekleştirilmesine öncülük eden Yejder'e bu toplantı için fakültemizi tercih etmelerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sempozyumun önemli bir yükünü Büyükşehir Belediye'miz ve Sakarya İl Müftülüğümüz üstlendiler. Önde İmam Hatipler Derneği de toplantımızda önemli bir paydaş olarak yer aldı. Kendilerine hem bu toplantıya katkıları hem de güzel iş birlikleri dolayısıyla sınırsız teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli katılımcılar, biz İlahiyat Fakültesi olarak bu sempozyumun ana temasının her iki tarafında da yer alıyoruz. Hem din görevlilerini temsil ediyoruz, hem de gençlik tarafını temsil ediyoruz. Din görevlileri ve hocalar olarak elimizde, atölyemizde çok büyük bir gençlik kitlesi var. Biz onları yetiştiriyoruz. Onlar aynı zamanda din görevlileri olarak istihdam ediliyorlar. Dolayısıyla bu sempozyumun konusunun ne kadar önemli olduğunu biz idraki içerisindeyiz. Bunun böyle bir sempozyum, böyle bir bu temada bir sempozyumun fakültemizde gerçekleştiriyor olması bu anlamda çok anlamlıdır, yerindedir diye düşünüyoruz. Gençliğin mesleki eğitim yanında çok iyi bir din eğitimi alması ve iyi bir ahlaki donanımla donanması bizim için çok önemli gerçekten. Bütün dünyada şeffaf, kurumsal ve kamusal denetime açık olmayan merdiven altı yerlerde yapılan din eğitiminin nasıl bir felakete yol açtığını hepimiz görüyoruz. O yüzden başta İlahiyat Fakülteler olmak üzere İmam Hatiplere, Diyanete ve Milli Eğitime çok büyük işler düşüyor. Biz fakülte olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Kendi fakültemizden örgün, uzaktan eğitim ve lisansüstü olmak üzere 4000'e yakın bir öğrenci kitlesine hitap ediyoruz. Bunların yetişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerek yurt içinde fakültemizde, gerek yurt dışında onların ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii ki üniversitemiz olarak da 80 bin üzerinde bir öğrenci kitlemiz var. Bunlara da tabii ilahiyat olarak gerek külliye, cami külliyemizde gerekse ortak seçimlik derslerle bir şeyler vermeye çalışıyoruz ama bunun yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu konuda daha neler yapacağımızı, yapabileceğimizi bu sempozyumda tartışmaya açacağız inşallah. Bu arada Sayın Valimizin telkin ve tavsiyeleriyle sevgi evlerinde de öğrencilerimiz giderek bazı şeyler yapmaya başladılar. Bunu da daha geliştirilerek ileride devam etmesini arzu ediyoruz.
Ben çok fazla uzatmadan bu sempozyuma katkı veren tüm kuruluş ve kurumlara teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdik kurumlar arasında. Bu arada organizasyonda emeği geçen gerek kendi fakültemizden gerek diğer kurumlarımızdaki arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir sempozyumun fakültenizde olmasından dolayı gerçekten tekrar gurur duyduğumu ve teşekkürlerimi ilgili arkadaşlara sunuyorum. 2 gün boyunca sizlerin hizmetinizde olacağız. İnşallah verimli, bereketli bir sempozyum icra ederiz. Ben buraya tebliğci olarak, oturum başkanı olarak çok değişik illerden, ülkelerden gelen konuklarımıza da hem hoş geldin diyorum hem de verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca iyi bir ilim ziyafeti olması temennisiyle hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sayın dekanımıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Evet misafirler, şimdi Sakarya İl Müftümüz Sayın İlyas Serenli Beyefendi konuşmalarını yapacaklardır. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Valim, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli rektörüm, diğer şehir başkanlarımız, eğitim hizmetleri gelen müdürümüz, saygıdeğer dekanımız, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben öncelikle bu sempozyumu birlikte organize ettiğimiz Yecdere, Öndere, İlahiyat Fakültesi'ne, Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Efendim, bizler cami ve gençlik olarak yaptığımız birçok faaliyetler var. Onlardan birkaç tanesini ben sizlere arz etmek istiyorum. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, bizim medeniyetimiz ve kültürümüz cami merkezlidir. Cami merkezli bir eğitim içerisinde gençlerin yetişmeleri ve camiyle bütünleşmeleri hem de camileri gençlerin istifadesine sunmak ve daha işlevsel hale getirmek üzere 2014 yılında 2 gün süreyle cami ve gençlik temalı cami din bilgisi ve gençlik çalıştayı yaptık. Bu çalıştayda genç imamlarımız tebliğler sundular ve bu tebliğleri bir kitap haline il müftülüğü olarak getirmiş olduk. Burada birçok konu gündeme getirildi. Onları şu şekilde ifade etmiş olayım. İdari ve kurumsal sorunlar ve çözüm önerileri, din görevlisinin mesleki verimliliği ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları, görev mahalli ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları, gençlerle ilgili sorunlar ve çözüm yolları gibi konular bu çalıştayda müzakere edildi ve bunlar kitaplaştırıldı. Bunun dışında üniversite gençliğine din konusunda manevi danışmanlık yapmak üzere geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk defa Sakarya Üniversitesi'nde kampüs içerisinde Aile ve Din Rehberlik Bürosu açıldı. Bunun yanında erkek öğrencilerimiz için de yine aynı mahallede kampüs içerisinde camimizin bünyesinde bir danışmanlık merkezi açıldı. Bunun için de özellikle saygıdeğer rektörümüze bize olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Efendim bunun dışında ayrıca bizler yine üniversitemizle birlikte, İHA ile birlikte yabancı öğrencilerimize yönelik bir akademi, ilmi akademi yaptık üniversite bünyesinde. O da halen devam ediyor. Onu da ifade etmek isterim. Ben bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu sempozyuma katkı sağlayan özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, İlahiyat Fakültemize, Yecder Derneğimize, Önder'e çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın İlyas Serenli Beyefendi konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muzaffer Elmas Beyefendi konuşmalar için. Buyurun.
Büyükşehir Belediye Başkanı protokolü çok değerli mensupları, üyeleri, evin çok değerli misafir öğretim üyesi hocalarımız, değerli hocalarımız, çok kıymetli öğrencilerimiz, din adamlarımız, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Üniversitemizde bu toplantının yapılmasından duyduğum memnuniyeti bildirerek konuşmaya başlamak istiyorum. Şimdi tabii bir rektör gençlik sorunları olunca birkaç cümle söyler diye düşünüyorum. O yüzden bana birkaç dakika tahammül etmenizi de istiyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi biz de üniversite olarak, hocam bahsetti, 80, bu arada Sayın Müftümüze de teşekkür ederim. Üniversitemize el atmış yani, gördüğünüz gibi üniversitemizdeki işleri yönetiyor. Üniversitemizde biz üniversite olarak, öğrenci sayısı olarak büyük bir üniversiteyiz ama onun yanında da dünya standartlarında eğitim, öğretim veren çok iyi bireyler yetiştirme hedefimiz var. Bu konuda işte akreditasyon, dünya kalite, Avrupa kalite ödülü gibi, Türkiye'deki diğer kalite ödülleri gibi pek çok ödül alan bir üniversiteyiz. Ancak bu işleri yaparken her şeyin dayandığı nokta, hocayla öğrenci arasındaki iletişim, etkileşime dayanıyor. Biz bir öğrenciye değer katacaksak, bir iş yapacaksak, bizim vardığımız sonuç şu, bu konuda yaptığımız araştırmalarda, bir gence, bu nesle bir değer katmak istiyorsanız, onun dilinden konuşmalısınız. Yani bunun konuşmalarımızın da özeti bu. Bunu yapamıyorsanız, siz bu tarafta bir şeyler söylersiniz, o karşı tarafta kendi dünyasında durur. Ve şu andaki gençliğimizin, ben bakıyorum, hani hangi siyasi grup olursa olsun bir işle ilgilenen oranı %20'ler civarında arkadaşlar. Diğerlerinin çoğu, çok dünya umurunda olmayan ortada bir nesil var. Buraya ulaşmalıyız. Bunların dilinden mi konuşacağız, bunların halinden mi anlayacağız, bunlara ne formüller bulacaksak bunu bulup bunlara ulaşmak zorundayız ki bir değer katıp, halkayı genişletip bunu ileriye taşıyalım. Üniversite olarak biz öğrencilerimize, gençliğimize değer katma konusunda Türkiye'de hiçbir üniversitenin yapamadığı işleri yapıyoruz. Bu konuda bir tereddüdümüz yok. Önce 4-5 sene önce sağ olsun İlahiyat Fakültesi hocalarımızın verdiği 15 tane dersi tüm üniversite öğrencilerimiz alıyor. Bunlar hadis, tefsir, Kur'an, siyer dersleri gibi dersleri tüm üniversite öğrencilerimiz alıyor ve bu dersler de full olarak tüm üniversitede okutuluyor. Aslında bize diyorlar ki, YÖK'te böyle kanun yok, bir şey yok. Aslında YÖK'ün 2. maddesi diyor ki, milli manevi değerlere uygun gençlik yetiştirmek. Aslında kitapta, kanunda her şey var. Oraları görmezlikten gelirseniz, başka şeye bakarsanız doğru göremiyorsunuz. İkinci husus, biz her hafta gençliğe omurga kazandırmak, değer kazandırmak için toplantılar, programlar yapıyoruz. Hocam bahsetti akademiden, daha önce başlattığımız bir toplantı var. Her hafta 1000 öğrenciye yakın öğrenciye bize değer katacak kişileri konuşturup, not aldırıp, ödev yaptırıp bunlardan kredi ödüyoruz. Kredilerle sayıyoruz. Bu da ilk uygulama Türkiye'de yaptığımız. İkincisi, daha önce bahsetti, camimizi 24 saat açık tutmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi oraya alıştırmaya çalışıyoruz. Hatta camide görev yapan herkese de söylüyorum, biz de görevli kaynettik. Yani burada gülümsemeyen adam çalışmasın. İnsanları buraya katacak, değer katacak insanlar olsun. Camimizde, kütüphanemizde, kongre merkezimizde, yurtlarımızda, tabii kredi yurtlar sağ olsun bize bu konuda destek veriyor. Biz burada bir atmosfer oluşturabilirsek bu gençleri koruyabiliriz, bir değer katabiliriz. Ben buna inanıyorum. Mesela bir öğrenci Türkiye'de herhangi bir üniversitesi, çok da meşhur biliyorsunuz, buradan hep tek tip insanlar yetişiyor. Nasıl yapıyor arkadaşlar bunu? Üniversitesi, hocası, yurtları, kafeteryaları ile oluşturduğu ortam nedeniyle o üniversiteye gidenler başka bir dünyanın elemanı olarak çıkıyorlar. Biz burada kendimiz üniversitede artık bizim zamanımız gibi çok Önder Başkanımız güzel söyledi. Yani bizim bu tabii yaşla ilgili değil hocam, yani yaşta yaşın önemi yok. Burada mantalite de önemli, daha önemli bir şey. Bizim zamanımız gibi öğrenciler alalım, bir tane yurt açalım, 40 kişiye orada bir değer katalım. Onlar, bunların da biraz geçti. Yani toplumsal olarak bir atmosfer oluşturmalıyız ki oraya gelen öğrenci bu değerleri algılasın. Buradan kendine dokunan bir şeyler hissetsin. Buradan mezun olduğunda bu değerlerimizin
yüklü olarak olsun. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten bize hem sivil toplum kuruluşları, hem müftülüğümüz, hem valimiz, büyükşehir belediyemiz, yani burada oluşturacağımız bu atmosferde kredi yurtlar kurumu, yani şu anda akla gelebilecek her şeyi yapacak bir atmosfer var. Ama biz burada kendimiz, kendi ortamlarımızla buradan yeni fikirler, yeni düşünceler üretmeliyiz. Böylece bir şey katacağımıza inanıyorum. Bu konuda yol aldığımıza da inanıyorum. Çünkü bu konuda herkesin de bize desteği var. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Hocamıza sadece bu konuşması için değil, bu toplantıya katıldığı için de değil, bizi hiçbir programımıza yalnız bırakmadığı için bence özel bir teşekkür hak ediyorum. Onun için hep şahsım adına hem de sempozyum paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Hocam dedi ki kürtüyü mikrofonu Hacı Mehmet kendine göre ayarlamış. Dolayısıyla sayılmaz. Biraz zorluk çekeceğiz ama. Sayın Malim, kıymetli misafirler. Ben de bu sempozyum meselesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu sempozyum hayırlı sonuçlar verir duasıyla. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Tabi sempozyumun konusu gerçekten iyi seçilmiş. Gençliğin sorunları çok genel ve geniş, çok uzun süre konuşulacak bir şey. Ama özellikle de din görevlilerinin bu anlamdaki katkıları, çalışmaları ne olur? Güzel bir başlık altında inşallah verimli sonuçlar alınacak bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Gerçekten de hocalarımız da bahsetti. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti hükümetlerinin açtığı alanın içini doldurmak gerekiyor. Çünkü zaman hızla akıyor. Türkiye gibi henüz sisteme değil de kişilere bağlı olarak yürüyen bir alanda elimize geçen fırsatları çok iyi değerlendirmeli ve çok ciddi çalışmalar yapmak durumundayız. Bugün Anadolu'da hükümetiyle, siyasetiyle, üniversitesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla güzel bir ortam oluşturuldu. Bize düşen el birliğiyle hep beraber bu alanın içini nasıl doldururuz, gençlerimize nasıl daha fazla ulaşabiliriz, onlarla daha yakın ilişkileri nasıl kurabiliriz, onlara nasıl katkı sağlayabiliriz konusunda çalışmalar yapmak. Tabii zaman hızla akıp gidiyor, yöntemler değişiyor. Teknoloji son hızla gidiyor. Eski yöntemlerle gençlere ulaşmanın, gençlere bir şeyler vermenin fazla bir anlamı kalmadı. Özellikle hepimiz, ama sempozyum konusu olarak söylüyorum, din görevlilerimiz öncelikle kendilerini çok iyi yetiştirmeli ve ondan sonra da camilerde sadece namaz vakitleri değil, 24 saat camilerde hizmet edecek bir anlayışı geliştirerek ülkemize ve gençliğimize katkı sağlamaya çalışmalıdır da diyorum. Tekrar her şey zaten uzun uzun konuşulacak. Ben tekrar bu sempozyumun hayırlı olmasını Allah'tan arz ediyorum. Sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu Beyefendi bu yoğun mesaisinde bizleri yalnız bırakmadığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi Sakarya Valimiz Sayın Hüseyin Armucoş Beyefendi konuşmalarını yapacaklardır. Valimizin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Valim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Rektörüm, Genel Müdürüm, birbirinden kıymetli hocalarım,
dekanım, müftüm, uzaktan yakından gelen kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize evvela Yüce Allah'ın selamıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ve uzaktan gelenleri, dışarıdan gelen kardeşlerimize de Sakarya'mıza hoş geldiniz diyorum. Hepimizin bildiği gibi gençlerimiz geleceğimizin teminatı. Bu gençlerimizin yetişmesinde bir fert olarak, bir mümin olarak, bir iyi vatandaş olarak her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu olduğunu yadsıyamayız. Bunun ötesinde eğer bir de ilimle hemhal olmuşsak, ilim sahibiysek, öğretmensek, din görevlisiysek, bu mükellefiyetimiz daha da artmaktadır. Bunun için gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, onları modernitenin getirdiği tehlikelerden korumak, milli ve manevi değerlerimizi benimsetmek ve o değerlerin geleceğe en iyi şekilde aktarılmasını sağlamak hepimiz için çok önemli bir vazifedir. Yaşamadık ama biliyoruz. 1940'lı yıllarda bugünkü neslin, dünkü gençlerin, çocukların milli ve manevi bilgilerden, kıymetlerden mahrum olmaması için merdiven altlarında gizli gizli samanlıklarda, şuralarda, buralarda ilim öğreten, inancımızı öğreten, Kur'an-ı Kerim'imizi öğreten, İslam'ı öğreten fedakar hocalarımızı, alimlerimizi bugün de rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Onların kadrosu yoktu. Sosyal güvenliği de yoktu. Belli bir maişet kaygısı da içinde de değildiler. Ama inançları vardı, imanları vardı, heyecanları vardı. Ve ellerinden geldiğince yakalandıkları takdirde tutuklanmak pahasına, hapishaneye atılmak pahasına çeşitli mağduriyetlere uğrama pahasına ilim adamı olmanın, hoca olmanın, alim olmanın mükellefiyetini en iyi şekilde yerine getirdiler. Dün onların gösterdiği bu büyük fedakarlık bizim de örnek almamız gereken bir durumdur. Bugün bizlerin, ben dahil hepimizin, yani bir şekilde bu konuda vazifeli olan herkesin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike rehavettir. Efendim, şöyle böyle tamam her şey bitti, her şey bitmedi. Eğer devam etmezsek, gençliğimize sahip çıkmazsak, çocuklarımızı iyi şekilde yetiştirmezsek sıkıntı olacak. Her şey bitti mi? Bitmedi. Maddi ve manevi gelişim, her ikisi de önemli. Ama mana olmadan, manevi terakki olmadan elde edilecek maddi gelişimin insanın mutluluğuna ve refahına hizmet etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bunun için gençlerimizin muhakkak ki mana yönünden de, maneviyat yönünden de ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bunun için onların seviyesine inerek, onlarla hemhal olarak, onları anlamaya çalışarak, onlarla daha fazla zaman harcayarak her birimizin bir özel görevli, yani misyoner anlayışı içinde çalışmamız lazım. Bir genç, bir çocuk, bir dünya. Eğer birini bizim ihmalimiz nedeniyle kaybedersek,
fitne, fesat, fücur, sapık görüşlerin tutkunu olursa bunun vebali çeşitli derecelerde hepimizde olacak. Onun için böyle bir vebalden korunmak için elhamdülillah artık her türlü imkanımız da var. Belli bir konuma elde ettikten sonra, belli bir yere atandıktan sonra etliye sütliye karışmadan emekli olma pozisyonunu, anlayışını ve bu anlayışın bizde yarattığı sakıncaları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Özellikle iki günü eşit olan ziyandadır anlayışı içerisinde her gün daha da bir atılımcı anlayışla gayret etmemiz, çalışmamız, gençleri anlamaya çalışmamız, dünyadaki değişim ve dönüşümü fark etmemiz lazım. Yüzyıllar öncesinden Hazreti Mevlana, hepimiz biliyoruz, güne ait ne varsa eskidi cancağızım, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım diyor. Bugün bu sözün anlamı çok daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Hakikaten güne ait ne varsa bakıyoruz eskiyebiliyor, eskidiğini müşahhas olarak görüyoruz. Bu kadar hızlı değişim ve dönüşümün olduğu bir dünyada bizim miskinliğe varan bir kayıtsızlık içerisinde kendimizi fasit bir daire içerisine hapsetmemiz hiçbir şekilde bağışlanamaz. O yüzden muhakkak gençliğin gelişmesinde ve problemlerin çözümünde her birimizin elinden geldiğince gayret göstermesi gerekiyor. Bu aynen şeye benziyor. Hani meşhur bir misal var ya, herkes evinin önünü süpürürse önce sokak, cadde ve şehrin bütün sokak ve caddeleri aynı şekilde, aynı düşüncede olursa, vatandaşlar tarafından temizlenirse bütün kent tertemiz olur. Toplumun tertemiz olması için ben bir kişiyim, ne yapabilirim demeden, bir kişinin de önemli olduğunu bilerek, kendimizi asla önemsiz görmeyerek ve fevkalade önemseyerek gayret etmemiz, çalışmamız gerekiyor. Eğer bunu başardığımız takdirde, bunu en iyi şekilde gerçekleştirdiğimiz takdirde geleceğimiz daha aydınlık, daha müreffeh olacaktır. Daha güzel olacaktır. O yüzden daha her alanda, hem maddi alanda hem manevi alanda daha çok çalışmamız gerekiyor. Eğer Türkiye'nin dünyanın ilk 5 devleti arasında yer almasını istiyorsak, ecdadımızdan bize intikal eden mirası en iyi şekilde ihya etmek, imar etmek istiyorsak daha çok çalışmamız gerekiyor. Rahmetli Mehmet Akif, biliyorsunuz Osmanlı döneminde bir dönem Avrupa'ya gidiyor. O dönem Avrupa'ya gitmek tabii oldukça az ve müşkül bir durum. Her insana nasip olmayan bir durum. Bir müddet sonra üstad döndükten sonra yakınları dönüyor, ziyarete geliyorlar, hoş geldin. Ve diyorlar ki üstad, ne gördün? Avrupa nasıl? Ne diyorsun? Söylediği bir cümle. Diyor ki, hepimizin bildiği gibi, adamların işi bizim dinimiz gibi. Dinleri de bizim işimiz gibi. Peki, 100 sene önce söylenmişti bu. Değişti mi? İşimiz bizim dinimiz gibi oldu mu? Olmadı mı? Bunun yorumu sizlere ait. Daha bu konuda kat edeceğimiz çok yol olduğu düşüncesindeyim. Tabii ki hem inancımızı hem de devletimizi ve milletimizi zorlayan ve sıkıntıya düşüren en önemli konulardan bir tanesi de fitne ve fesat hareketlerinin toplumda yaygınlaşmasıdır. Buna karşı da din görevlilerimizin ferasetle, basiretle bu hareketler karşısında doğruyu, iyiyi, güzeli tavsiye etmesi, bu hareketlerin yaygınlaşmaması,
milleti, ümmete zarar vermemesi için hepimizin elimizi taşın altına koymamız lazım. Bana ne demeyeceğiz? Fitne ve fesatı teşvik eden, fitne ve fesat oluşturan her türlü sapık zihniyete ve kötü amaçlar peşinde koşan faaliyetlere, gruplara karşı net bir şekilde de tavrımızı koymamız lazım. Fitnenin katilden beter olduğunu ve tefrikanın ne kadar kötü olduğunu en iyi şekilde anlatmamız, milletin, devletin, ümmetin birlik ve beraberliğine her vesileyle güçlendirmek için fert olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Hepimiz bu düşüncede hareket edersek, inanıyorum ki çok daha iyi noktalara, çok daha iyi seviyelere ulaşacağız. Ve uhdemize tevdi edilmiş olan vazifeyi de, manevi vazifeyi de, maddi vazifeyi de hepimizin bir şekilde kamu görevlisi olduğunu da düşündüğümüz zaman aynı zamanda maddi bir vazifeyi de ifa etmiş olacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bugün burada gerçekleştirilen sempozyumun öngörülen amaçlara hizmet etmesini ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Tekrar geldiğiniz için ve bugüne kadar yaptığınız güzel hizmetler için, bundan sonra yapacağınız faydalı işler için hepinize kalbi şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Aynı zamanda 3 aylarınızı da tebrik ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak sağlık, huzur, afiyet içinde hepimizi Ramazan-ı Şerif'e de ulaştırsın. Cenab-ı Hak nice mübarek aylara, günlere huzur içinde, salah içinde milletimizi ve ümmetimizi ulaştırsın. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim. Valimiz Sayın Hüseyin Aymıcoş Beyefendi'ye yoğun mesaisi içerisinde bizleri yalnız bırakmadığı için sempozyum paydaşları adına teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, aslında bugün burada olmayı çok istemelerine rağmen yoğun programlar nedeniyle aramızda katılamayanlar oldu. Dolayısıyla kendileri bize buraya gelemeseler de mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmak istememişler. Çok mesajlar. Değerli vaktinizi almak istemiyorum. Onun için kısaca tek birini okuyup diğerlerinin ismini zikredeceğim. Gençliğin gelişim ve problemleri karşısında din görevlileri konulu 7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumuna dair nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sempozyumun başarılı geçmesini diler, başta şahsınız olmak üzere düzenlenmesine vesile olanları çalışmalarından dolayı tebrik eder. Bu vesileyle bütün katılımcılara selam ve iyi dileklerimi sunarım. Profesör Doktor Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı. Aynı şekilde Ali İhsan Yavuz Beyefendi, AK Parti Sakarya Milletvekili. Muhammed Ali Cankatar, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı. Ve son olarak da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı da mesajlarıyla bize yalnız bırakmamışlardır. Kıymetli misafirler, açılış ve protokol konuşmaları nihayete erdi. Panelimiz olacak fakat panelimize geçmeden önce 15 dakikalık ara veriyoruz. 15 dakika sonra panelimiz başlayacaktır.